Sevgili izleyenler, canlı yayın sona erdi ama biz yine otelin lobisinden, toplantı salonu dışından, şu anda içeride başkan konuşuyor. Canlı yayınımıza konuklarımızı alarak devam edeceğiz. Marmaris Ordular Derneği bir dönem önceki başkanı sevgili Hacı Eli Bal bizleri birçok kez misafir ettiler. Şimdi de yanımızdalar. Yeni bir yönetim var, yeni bir ekip. Bu bir bayrak yarışı. Buradan neler söyleyeceksiniz? İçeride güzel bir toplantı yapıldı, güzel bir kahvaltı yapıldı. Evet sevgili Hacı Bey. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da programlar yapmıştı, izlemiştim. Kendisiyle bir iki sefer de görüştüğümüzde Marmaris'e davet etmiştim. Şu anki dernek yönetimi arkadaşlarımızla beraber istişare halinde, aradıklarında ben istişare halinde bu programın gerçekleşmesini sağladınız. Sizlere de teşekkür ediyorum Marmaris'i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bizler Marmaris'te yaşayan ordu olarak 22 Mart 2006'da kurmuş olduğumuz derneğimizin daha önce birçok etkinlikleri oldu. Ben de 2011-2004 yılları arasında onursal kurucusu olduğum derneğin iki dönem başkanlığını yaptım. Şu an başka arkadaşlarımız görevde var. Geçmiş yönetimdeki arkadaşlarımıza, dernekte görev olan arkadaşlarımıza, emeğe ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Marmaris gibi turizm kentinde ordulu olmak, hep şunu söylemişimdir ben, ordu orada değil, ordu gurbette fark ediliyor diye. Şimdi bir ordudaki yaşayanı orduyu anlatamazsın. Ama 30 yılı geçmiş bir Marmaris'te yaşayan ordulu olarak, kimliğimizi ve kişiliğimizi Marmaris'te yaşayan ordulu olarak, birlik ve beraberliğimizi hemşerilerimize daha güzel bir şekilde orduyu temsil etme adına, birlik beraberlik adına güzel etkinlikler. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimiz, İstanbul'dan, Bursa'dan, Ordu'dan ve Aydın'dan Sayın Ordulu hemşerilerin birçok yerden katılanlar oldu. Çok güzel bir ortam oldu. Bizlerin de bu ortamda katkısı olduysa, emeği olduysa ne mutlu. Bizler hemşerilerimizin olduğu her yerde, her platformda ordu kimliğini ve ordulu olmanın onurunu her zaman için ön plana çıkarmıştırız. Bizler Marmaris'te yaşayan ordular olarak inşallah daha güzel önümüzdeki günlerde daha güzel çalışmalarla, daha güzel birlikteliklerle, daha güzel temsil yetkisinde de bütün hemşerilerimizin görev alacağı çeşitli sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde orduların olmasını istiyorum. Derneklerde siyaset olmasını istiyorum. Nedense siyasetçi zaten siyasi kimliğe geliyor ama dernekler siyasetçiler yetiştirmek zorundadır. Bunun hangi parti olursa olsun, iktidarıyla muhalefetiyle insanlar barışık olma. Artık hangi eskisi gibi değil, yeni bir dünyada, yeni bir coğrafyada, yeni bir ülkede, yeni bir değişime de bizler ayak uydurmak zorundayız. Bizlerin bu sivil toplum örgütlerinin çok büyük ağırlıkları var. Marmaris'te de tek Ordular Derneği var. 30 yılı aşkındır burada daha önce gelen ordular hemşerilerimiz var. Onlarla beraber inşallah bu güzelliği, birlikteliği yaşayacağız diyor. Sizlere teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilere selam ve saygı ediyorum. Özellikle ve Büyükşehir Belediye Başkanımı bizleri bugün onurlandırdığınız için bütün katılımcıları, Görköy Belediye Başkanımızı ve Sivil Toplum Örgütü Başkanlarımızı herkese teşekkür ediyorum. Hepinize buradan bizleri Marmaris'ten izleyen ordunun yurt içi ve yurt dışında başta oradaki ailem olması üzere herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum. Marmaris'ten selamlarımıza, sevgilerimize, herkese iyi yayınlar diliyoruz. Ya sen ne güzel bir insansın. Bir soru sordum. Hiç durmadan 3-4 dakika maşallah. Yani meslekleri değişelim abi. Al sen mikrofonu. Ben bırakıp gidiyorum. Herkes görevini yapsın abi. Evet çok teşekkür ediyorum hacı kardeşim. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Saygılar evet. Sunuyoruz. Bir başka hemşerimiz. Ordu'dan tanıyorsunuz onu. Uzun yıllar Ordu'da çalıştı. İlçelerinde çalıştı. Kendisi doktor. Sevdiğimiz bir kardeşimiz Doktor Bayram Bey Aydın'dan geldi. Aydın'daki arkadaşlarıyla geldi. Biraz önce de söz aldı. Sevgili Bayram, seni burada görmek çok güzel. Bir arkadaşım, bizler dostum olarak. Aydın'dan geliyorsunuz. Aydın'da ciddi bir ordulu nüfusu olduğunu söylediniz. Biraz önceki içeride yaptığın konuşmayı şimdi burada tekrarlamanı istiyorum. Biz seni tanıyoruz ama isim, soy isim ve kendini bir kere daha bir tanıt bakalım. İsmim Bayram Çelebi Karataş, anestezi uzmanıyım. 3 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Ordu'nun Fassa ilçesindenim. Daha evvel Ordu'da uzun yıllar dediğiniz gibi çalıştım. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediye başkanları ve basın mensupları bizleri çok onurlandırdı, gururlandırdı. Bildiğiniz gibi Marmaris Ordu'ya kardeş şehir. Bunu kardeş şehir olmasında emeği geçen herkese geçmişte çok çok teşekkürler ediyoruz. Aydın'da 18.500 kişi Karadenizli, 17 ile mensup. 18.500 kişiden 2.536 kişisi ordu nüfusuna kayıtlı. Biz daha evvel bu potansiyeli fark ettik. Karadenizliler Derneği adı altında insanlarla buluştuk.
Fakat sonradan fark ettik ki ordular burada nispi olarak az durumda ve kendi aramızda toplantılar yapmaya başladık. Mülki olaraktan Sayın Aydın Valisi zaten eski Ulubey Kaymakamı Prezizli, Jandarma Bölge Komutanımız, Sanayi Ordulu. Ticaret İl Müdürümüz. Ordulu. Evet, Ordulu, Jandarma Bölge. Bayağı güçlüyüz. Evet, evet. Eski Emniyet Müdür Yardımcımız, işte Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda insanlarımız var. İki tane profesörümüz var. Dünyada kestanede otör bir profesör arkadaşımız var. Adli ekipten 5 tane savcımız, 1 tane hakimimiz var. Neyse, netice itibariyle toplumun her kesimini temsil eden Aydın'da 18 bin Karadeniz'de 18.500 2000 küsürü biraz önce istatistikleri aldık sizden. Evet. Hocam. 2536'sı şeyli, Ordulu. Bir dakika sevgili hemşehrilerim, bakın Türkiye'nin bir uç noktasındayız. Ta Aydın'dan buraya işte memleket sevgisi böyle bir şey olacak, olsa gerek. Ordu Spor'un Süper Lig'de olduğu dönemlerdeki o özel kaşkolumuzu takarak salona da böyle geldi. Açıkçası seni bir kere daha bu memleket sevginden ve sevdandan dolayı kutluyorum. Biz ordular birbirimize çalım atmasak, birlik olsak, dirlik olsak, güzellik olsa, el birliğiyle hep beraber bir hedefe koşmuş olsak. Bu arada başkanımızı yayına alacağız. Sana tamam. Da teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Türkiye'de biraz... değil, dünyada biliyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız gelinceye kadar sizleri oyalayayım. Şimdi Aydın'daki ordularda şöyle ortak bir özellik var. 100 orduludan sadece 95'i ordudan evli değil. Diğerleri ordu. Neyse, evet. Karıştırdım. Karıştı, şey yapmayalım şimdi. Evet, belediye başkanımızı buraya hemen son canlı yayın öncesi davet edelim. Evet. Başkanım, 2 dakika, 1 dakika. Tamam başkanım, sıkıntı yok. Siz evet, canlı yayındayız, o yüzden kusura bakmayın. Nasıl bir toplantıydı? Çok kısa bir değerlendirme. Evet, siz de izlediniz. Güzel bir toplantı. Marmaris'te 3000'e yakın ordu hemşehrimiz var. Bugün onlarla birlikte 9.sunu tertip ettik. Çevre illerimizden de başta Aydın olmak üzere ordu hemşehrilerimiz geldi. Böyle bir talepleri de oldu. Ben öncelikle arkadaşlarımıza, buradaki yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ederken bu programı tüm dünyaya ulaştıran sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah gayet güzel bir şekilde dernek başkanımız sonbahar itibariyle böyle bir daha geniş katılımlı bir program yapmayı planlıyorlar. Biz de geleceğiz. Çevre illerimize başta Aydın olmak üzere de inşallah katılacağız. Başkanım, kırmadınız, uçağınız var. Çok teşekkür ediyorum. Siz geleceksiniz herhalde başkanım. Tamam. Evet, ben hemen Muzaffer Bey'i alıyorum yayına. Hocam teşekkür ediyoruz. Ekibi alacağım daha sonra. Eğer diğer arkadaşları da beklerse burada. Siz ekip olarak alacağım Aydın ekibini. Lütfen bekleyin. Tamam. Evet, Muzaffer Bey de Marmaris'te yaşayan hemşehrilerimizden bir tanesi. Sevgili ordular, her orduya geldiğinde bizleri yalnız bırakmıyor. En son basketbol takımımız geldiğinde bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Otobüsler kiraladı, taraftarlarımızı ağırladı, maçlara geldi. Bizi yalnız bırakmadı sevgili hemşehrimiz Muzaffer Bey. Soy isim? Özde. Özde. Muzaffer Bey kardeşimiz burada Marmaris yapının sahibi. Bu bölgedeki de en önemli firmalardan bir tanesi olmuş. Onu da duymak bizi de keyiflendirdi. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Marmaris'te size ev sahipliği yapmanın bir hemşeri olarak sizi de kendi aramızda görmekten gurur duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gölköy Belediye Başkanımızın da burada olması bize onu verdi. Misafir etmekten de gurur duyuyoruz. Tabii bu güzel bir toplantıydı. Bölge adına bir hemşeri olarak orduda yapılan şeylerin takipçisiyiz. Doğru şeyler yapıldığında her zaman destek vermeye, elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya devam edeceğiz. Biz de burada kendimizin işimizle ve genel yoğunluğumuzda daha çok inşaat sektörü üzerine işlerimiz var. Marmaris'e ciddi bir iş kapasitesiyle devam ediyoruz. Ordulu için yapılacak her şeye elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Daha önce sizin de şahit olduğunuz gibi bu tip etkinliklerde ve her türlü desteği yapmaya devam edeceğiz. Burada tabii hemşehrilerimiz güzel isimler çıkartıyor. Siz de onlardan bir tanesiniz. Burada başarısınız, ticaret yapıyorsunuz, politika yapıyorsunuz. Memlekete buradan şöyle güzel bir selam gönderelim. Sizleri izleyen
Siz aslen Gölköylüyüm ben. Ordu Gölköylüyüm. Gölköy ilçesinden yaklaşık 22 yıl oldu Marmaris'e geleli. Lise hayatımız bittiğinde Gölköy'den buraya yerleştik ve 22 yıldır Marmaris'teyiz ama ciddi bir Marmaris'te ordulu potansiyeli var ve burada Marmaris'e ciddi anlamda bir ekonomisine hem iş anlamında katkı koyuyoruz. Bütün oradaki ve Gölköy'deki hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Evet, biz de size bize bugüne kadar gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de Marmaris Yapı'ydı değil mi? Evet, doğru. Marmaris Yapı'nın reklamlarında gereken desteği vereceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok değerli bir arkadaşımız. Bir off-road müsabakası olduğunu biraz önce Enver Bey söyledi ve Ordu Offroad mu? Ordu Gezenbilir Offroad. Ordu Gezenbilir Offroad bir ödül almış burada, öyle mi? Bu yılki federasyonun ödül töreni burada yapıldı. Tesadüfen biz de burada bulunduk. Başkanımız da buraya geldiğini öğrendik. Biz de onun için buraya bulunduk. Bir şey söyleyeceğim, bir ödül o var mı? 2015 yılının yarış yapan kulüplere ödülleri verildi. Ha, geçen sene. O zaman da burada klasik otomobiller yarışı, offroad yarışı ve rally oldu burada. 3-4 gündür buradayız biz de tesadüfen. Evet, tesadüfen burada. İsim bir dakika, isim neydi? Muhammed Çelebi. Muhammed Bey, orada ne iş yapıyorsunuz orada? Ben tabela reklam işi yapıyorum. Tabela reklam. Hangi reklam? Moda reklam. Reklam. Moda reklam oldu. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bir genç kardeşimiz var burada. İmam. Ordulu. Ordunun neresi? Fatsa Çamaş. Fatsa Çamaş'tı. Burada imamlık yapıyor. Sürpriz oldu değil mi sana da evet, şimdi? İsim, soy isim ne? Emrullah Öztürk. Emrullah, kaç yıldır buradasın? 2012'de geldim. 4 yıldır buradayım. 4 yıldır. Yaş kaç bir dakika, 2012'de geldim. 29. 29, evet, genç bir kardeşimiz. Şu an seni belki izleyenler olabilir memlekete buradan. Hemşehrilerine, akrabalarına neler söyleyeceksin? Buradan aileme, tanıdıklarıma, evet, tüm ordulu hemşehrilerime selamlarımı evet, yolluyorum. Evet, evet. İnşallah evet, milletvekilimiz geliyor. Sağ olsunlar, arkadaşlarımızı kırmadılar. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu anda TV52'den canlı yayındasınız. Biraz önce başkanımızı uğurlarken de onu yayına aldık. Siz aslen... Yanlış. Aslen Giresunluyum ben. Tamam, doğru biliyorum. Yani, babam Doğan Kentli, annem de Göreli. Ama yaklaşık 22 yıldan beri burada yaşıyorum, Marmaris'te yaşıyorum. Yani evet, artık kendimize... Ne güzel böyle sizler gibi böyle hemşehrilerinizi böyle güzel makamlarda görmek. Hepimizin ortak sevdası memleket. Kaderlerimiz beni, bir. Aynen öyle yani sonuçta böyle... Giresun, Giresun ordu. Aynen öyle yani Giresun... Şöyle dönebilir miyiz Sayın Vekilim? Evet. Giresun bizim sevdamız, Giresun bizim hakikaten yani memleketimiz, kendi atalarımızın doğduğu yerler. Ama bir Marmaris'te yaşamaktan, bir Marmaris'te hava almaktan da onur ve gurur duyuyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ama bugün belediye başkanımızı dinlerken ordunun geldiği seviyeyi görmekten onur ve mutluluk duydum. Evet. Yani belediyecilik anlamında hem AK Partili belediyelerin hem de ordunun geldiği yer anlamında bugün o sayıda belediye başkanımızın gösterdiği eserler evet, yani bir bununla milletvekili olarak benim göğsümü kabarttı, öyle söyleyebilirim. Enver abiyle bizim özel bir şeyimiz var. Daha öncesinde bir teşkilat başkan abi, yardımcımızdı. Evet, evet, yani il başkanlığım döneminde benim il başkan olmamda onun da katkıları oldu. Ama şöyle söyleyeyim, bir Karadeniz olarak, Karadeniz'in havasını, kokusunu almış bir kardeşiniz olarak Marmaris'te size temsil etmek, Muğla'da size temsil etmek bizim için onur ve mutluluk. Ama tek düsturumuz yine belediye başkanımızın söylediği gibi, yani biz hizmet odaklı, tek derdimiz var 950 bin Muğla'da yaşayan kardeşimize hizmetkar olabilmek. Bunun peşindeyiz. Yani burada hep birlikte yaşıyoruz ve işin sonunda milletin duasını almak en büyük arzumuz, en büyük temennimiz. Vallahi siz Muğla milletvekilisiniz, aslen Karadenizlisiniz, Giresunlusunuz. Tüm orduları biz sizlere emanet ediyoruz. Tabii ordular bizim kardeşimiz, biz onlara söyledik. Yani biz birçok kez... desteklenmesi noktasında yani, değil mi Sayın Vekilim? Zaten yani biz Ordu Giresun hep espri yapar bizim arkadaşlarımız. Evet, arkanızda ordu vardı. Ordu derler. Biz zaten burada yani Karadeniz kökenli arkadaşlarla beraber biz bir bütünüz zaten. Yani ordulusu, Giresunlusu, Rizelisi, Trabzonlusu, Artvinlisi hiç fark etmez. Ama biz
doğduğumuz yerlerden, doyduğumuz bu topraklara biz uyum gösterdik ve birlikte burada, yani burada mücadele etmenin, ayakta kalmanın tek şeyi birbirimize bağlılığımız. Biz burada hep beraber birbirimize bağlı bir şekilde birbirimizin derdi dertleniyoruz zaten. Dernek başkanımız da hakikaten gittiğim zaman görüyorum orada bir farkındalık, tabii orada ordu dernekleri burada, orada dernekleri de farkındalık yaratmış durumda zaten. Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Hakikaten orada gittiğim zaman ziyaret ediyorum kendilerini. Birkaç kez de buluştuk, konuştuk. Onlar şanslı. Evet. Biz de size bizleri kırmadınız. Ordu'ya geldiğinizde, Giresun'a geldiğinizde daha doğrusu. Ordu'ya geliyorum zaten. Boztepe'ye çıkıyorum. Mutlaka. Her sene. Yolumuzda tam Büyükşehir Belediyesi'nin karşısında binamız. Her sene orada aşağıda cuma namazı kılıyorum bazen o belediyenin yanında. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben kırmadınız. De teşekkür ediyorum. Buradan Perşembe de Fener var. Fener'deki şey bizim benim teyzemdir. Perşembe Fener'de onlara da buradan sevgilerimi sunuyorum. Sayın Vekilimizin teyzesine de sevgilerimizi gönderdik. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize. Sevgili dernek başkanımız, misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. İnşallah. Etkinliğin bitmesinin bir heyecanı var tabii sizde de. Nasıl geçti? Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi geçmiştir. Ben pek hissedemedim gün. Pek hissedemedim gece kahvaltıyı ama görebildiğim kadarıyla iyiydi. Erken saat almamıza rağmen iş hacmi Marmaris'e şu ara çok sıkı geçen bir zamanda oldu. Ama güzel, iyi oldu ama bir dahaki seferki yapacağımız, hani güz aylarına doğru yapacak olduğumuz tam olarak ne zaman belirlemedik ama toplantımıza inşallah katılım oranı çok daha yüksek olacak. İkinci başkanımız gece olacağı için daha fazla katılımcı olacağını inanıyorum. İnşallah bütün orduların katılımıyla daha güzel bir toplantıya imza atacağız. Ondan sonra zaten bizim yönetim süremiz dolacak. İnşallah yeni yönetimler de o gece de ortaya çıkacaktır. Hani en azından biz buradayız, biz adayız diyeceklerdir. O gün kendileri tanıtırlarsa onlarda ne mutlu olur bize. Böyle bir şey imza atarsak çok mutlu olacağım. Vallahi gönül istiyor ki bu ekip tekrar başarıyla devam etsin. Değişken olması daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, Aydın grubunu aldı, onları tekrar alacağım. Biraz önce konuşturdum hocamla, arkadaşlarım tekrar. Yönetimlerin değişken olmasında fayda var diye düşünüyorum ama eskilerden yardım alarak değişken olmasında fayda var. Çünkü tekele düştüğü zaman sıkıntılar doğabiliyor. O yüzden dernek yönetiminin değişken olarak yönetime geçmesi kadar güzel ve verimli bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Başkanımız da dediği gibi bu bir bayrak yarışı. Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz. Yeni gençlerin önünü açmamız gerekir. Yönetimleri yenilememiz gerekir. Bizden sonra arkadaşlar bizden daha iyi çalışarak daha üstün başarılarla bizi temsil edeceklerine inanıyoruz. Evet. Ben her ikinize de başta canlı yayın ekibindeki arkadaşlarım, buraya gelen misafirler ve politikacılar adına çok teşekkür ediyorum gıyabınızda. Bizleri çok güzel ağırladınız. Biz de birazdan bu yayını bitirdikten sonra İdil'de görevini tamamlayıp ayağının tozuyla daha evine bir gün gidip sonra bizi buraya toplantımıza katılan Sayın Bayram Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendisine saygımız sonsuzdur. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet, bizim de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Birazdan onu da canlı yayın alacağız. Başkanım yayından sonra da görüşmek üzere. Tamam. Hemen Aydın ekibini alalım. Lütfen siz de alalım komutanım, siz de alalım. Aydın'dan geldiler. Ordular, hemşehrilerimiz, hemen siz de böyle alalım. Siz de böyle alalım. Biraz geniş açı yapalım Özgür. Bayram Hocam demin sözü yarım kaldı. Bir arkadaşımız daha vardı o. Onu da yakalayacağız. Kaçmak yok. Önce sizi tanıyalım. İsmim Mehmet Özgen. Aydınlıyım. Yani Ordu Faslalıyım. Aydın'da oturuyorum. Burada Marmarislilerin, Marmaris Ordulular Derneği'ne bir manevi bir destek için geldik. Hepsine teşekkür ediyorum. Size de ayrıca ta ordulardan gelip bize burada sesimizi duyurma şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ordu 52 televizyonunu burada kutluyorum. İnşallah Aydın'da da bir şeyler yaparsak bu konuda Aydın'da da sizleri bekliyoruz. Kesinlikle canlı yayın ekibimizle birlikte geleceğiz. Evet. Yani, Aydın'da çok güzel yerlerde ordular olduğunu anlattım biraz önce Bayram Hocam. Evet, ticarette var. Aydın'da bayağı bir ordulu hemşehrilerimiz var. Hepsi de belli bir yerde. Hatta ordu valimiz bile Giresun'un olmasına rağmen ben orduluyum deme. Çünkü Piraziz'den dolayıydı değil mi? Evet. Piraziz'den dolayı. Orduluyum. Aydın valimizden bahsediyor. Aynen, Aydın valimiz.
Orduluyum ben diyor. Yani Giresun'un olmasına rağmen orduyu ne kadar, bu kadar orduyu seven insanlar zaten Bayram Bey bu konuda bir yıldır Aydın'da ve Aydın'daki orduluları çok iyi bir araya getirdi. Bu konuda çok emekleri var. İnşallah orada da bizler bir şeyler Bayram Bey'e destek olacağız maddi manevi. Orada da bir şeyler yapmaya ordular olarak Aydın'da çalışacağız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben ticaretle uğraşıyorum. Fotokopi makineleri, faks makineleri, il servisliyim, satıcılığı. Birkaç tane markalının orada satış ve servis işlerini yapıyorum. Faslalıyım. Evet, ticaret odası eski yöneticisi. Evet, Aydın Ticaret Odası eski yöneticisiyim. Evet. Bizim o zaman da Aydın Ticaret Odamız olarak Karadeniz'den bir il seçmemiz gerekiyordu. Giresun Ticaret Odası'nı kardeş odası seçmiştik o zaman da. Ordu başka bir kardeş evet. odası vardı. Giresun'u seçmiştik yine Karadeniz'den. Aydın güzel bir yer. İnşallah oralarda bekliyoruz. Evet. Bize bu imkanları verdiğiniz, sesimizi duyurma imkanı verdiğiniz için orada 52 televizyonu çok 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 teşekkür ediyoruz. Evet. Başarılar. Evet, TV 52 diye de ben ekleyeyim hemen ama. Yusuf Yalçın, Ordu Merkezi Eyüpli Köyü'nden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliyim. 5 yıldan beri Aydın'da yaşıyorum. Neyisiniz? Jandarma. Jandarma mı? Evet. Jandarma. Jandarma. 2010 yılında emekli oldum ve Aydın'a yerleştim. Aydın'da emlak ve inşaat işiyle uğraşıyoruz. Bayram Bey'in sayesinde bir kaynaşma oldu ordular arasında, sağ olsun. Bizi Marmaris'e de davet etti, geldik ve çok çok onur duyduk. Buradan TV 52'ye ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Evet, sizi tanıyorum. İsmim Adem Korkmaz. Ben de bir yıldır Aydın'dayım yaklaşık. Aydın Kamu Hastanesi'nde de çalışıyorum satın almada. Bayram Hoca ile daha önce Ordu'dan da birlikte çalışmışlığımız, tanışmışlığımız vardı. Buraya geldiğimizde de sağ olsun bizimle çok ilgilendi. Aydın'daki orduları bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz şu anda. İnşallah bir vakıf altında buluşturma gibi bir çabamız var. Bayram Hoca'ya biz de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, ben Aydın ekibine teşekkür ederek son sözü tekrar sevgili doktorumuza veriyorum. Ben Akın Bey'e teşekkür etmeliyim çünkü... Ordu'da spor deyince, spor yayımcılığı deyince Akın Bey hem arkadaşımız hem önderimiz oldu. Ordu Spor'un ve basketbol takımımızın, futbol takımımızın duyurulmasında çok fazla emekleri var. İyi ki varsınız. Aydın'da uyduda bir televizyon yok. İster idim ki bunun çalışmasını bir yıl önce falan yaptık. Aydın'daki uydudaki televizyonun sahibi siz olasınız. TV 52 olsun isterim. F eşittir MA diye bir şey var. Kitle ve ivme gücü getirir. İnanın İzmir'de biliyorsunuz bir federasyon başkan yardımcımız var. Ferda Sarıyer. Kaymakamlarımız var. Valilerimiz var. Çok güçlüyüz. Birlik olalım, beraber olalım, güzel şehrimizi her yerde tanıtalım. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben Aydın ekibindeki arkadaşlarımı da uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Yayından sonra kısmet olursa görüşürüz. Evet, dün akşam yayında davet ettik. Onlar da getirdiler. Dediler ki Marmaris'te bir beyefendi var ki dediler. Burada derneklerin kurulmasında, tüm organizasyonlarının yapılmasında çok ciddi katkısı, emeği var. Soy ismi Zaimoğlu, adı da... Beytullah abimiz. Abi hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Memleket Ordu Gölköy. Kaç yıl oldu Marmaris'e geleli? Valla 79'da geldim. O geldiğimde bir 52 kişi birlikte getirdim, öyle dağıldı. Ama memnunum. Abi bir getirmişsin ama ortalık her taraf Marmaris'te, Gölköy'de ya, Ordulu oldu tabii. Gölköy'lü evet. Daha fazla. Şimdi o da gurbete çıkışımızın 79'da 52 kişiyi her köyden getirdim. Yani hepsini bir yerden getirdim. Farklı köyden. Aşağı yukarı 15-20 köyden. 20 köyden getirdim. Sizin köy neresi Gölköy'de? Çatak köyü. Çatak. Evet. Evet, Gölköy Çatak Köyü'nde Beytullah abimiz izleyenler varsa da bakın bundan tam 40 yıl önce gelmiş 52 kişiyle 15 farklı köyden gelmiş. Bütün bu derneklerin kurulmasını hep sizden bahsediyorlar. Evet. İlk dernek kurulma aşaması nasıl oldu abi? Dernek kurulmasında Karadenizler olarak kurduk derneği. Daha sonra bir aramızda bir uyuşmazlık oldu. Ordular olarak biz tekrar ayrıldık. Ve iyi de oldu yani.
Şimdi Trabzon kültür olarak bize uymuyor. Ama Giresun, Ordu, Samsun hemen hemen bizimle beraberler. Yani öyle şeyimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Bir sıkıntımız yok. Peki ilk hiç kimse çalışmasını hangi yıl yaptınız? 90'lar mı? 90 yılında Karadenizler olarak kurduk. Ondan sonra 4 sene beraber kaldık. Hatta Dernek Yönetim Kurulu'ndaydım. Karadenizlerin başkan yardımcısıydım. Olmadı. Daha sonra ayrıldık. Ordular olarak arkadaşlar sağ olsunlar. Benim de işim yoğunluğuyla o zaman yardımcı oldum ama maddi katkıda bulunamadım belki. Bulundum az bulundum yani öyle şey yapamadım ama daha sonra götürdüler iyiler şimdi. Peki yaş kaç şu anda? 66. Tabii inşaat sektörü ağır zor bir sektör. Sektör şu anda emekli misiniz? Ağır emekliyim. Çocuklarım çalışıyorlar yine. Şimdi şu anda elektrik santralleri, HES'ler yapıyoruz. Düzce'deler çocuklar. Onlara devrettim. Onlar da sağ olsunlar. Emekliliğin tadını çıkardınız. Dün akşamki dernek toplantısında isminizden o kadar bahsettiler ki dedim ki ben Beytullah abiyi buraya getirin. Onu onur edelim, ona teşekkür edelim. İyi ki varsınız, iyi ki bu kadar güzel insanı bu memlekete getirmişsiniz. Burada da sizler hep böyle görüyorsunuz. Güzel kalabalıklar oluşturun inşallah. Biraz şükür Allah. Yani ben ondan memnunum. Bir defa yani çoğunluk Gölköylü burada daha fazla. Herkesin durumunu iyi gördükçe. Ne güzel, ne güzel. Beytullah abi teşekkür ediyoruz size. Sevgili izleyiciler, Beytullah Zaimoğlu bundan 40 yıl önce Marmaris'e memleketinden kalkıp gelen burada bir güzel başarı öyküsü çizen ve ardında evlatlar, torunlar, sektörde çalışan, hepsi güzel yerde olan insanları bırakması hasretiyle de kendisine de bir kere daha ben burada biz teşekkür ediyoruz. Hemen sevgili Sabri'yi alıyoruz, bir başka meslektaşımızı. Renkli Sima Çılgın Salih abimizi de alacağız yayına birazdan. Dün akşam konuştuk kendisi ama bir kere daha şu 23 Nisan projesinden bahsedeceğiz. Salih abinin haberlerini yapıyor musun? Evet, çok yaptım. Tam çılgın yalnız böyle çılgın proje. Dün akşam canlı yayında eşiniz mi? Evet. Yenge hiç şansın yok. Dün şöyle bir şey söyledi Salih abi. Bütün orduları ağırlamaya hazırım dedi. 10 bin kişi geliyorlar haberiniz olsun. Yenge alışıktır. Yenge alışıktır evet. Evet bir meslektaşımız sevgili Sabri 20 yıldır burada. Sağ olsun her Marmaris'e geldiğimizde bu sefer biraz aramadık bize de sistem etti haklı. Burada Marmaris'te 3 tane gazete var. Bunlardan ikisi orduların doğru mu? Evet. Diğeri de Samsunlu. Diğeri yani buradaki basın sektörünü tek elimize almışız. Evet biraz öyle. Evet. Sabri bu röportajı haber yapacak mısın? Röportajı değil de gelişinizi haber yapacağım tabii. Evet, Sabri'nin makinesiyle röportajı. Malzemeyle yani. Evet abimiz çeksin resmi daha sonra Sabri'ye fotoğraf evet. Hem haber yapalım hem de haber olalım. Aynen öyle. Aynen. Sabri Anadolu Ajansı'na da buradan haber gönderiyor. Evet. Aslında gönül istiyor ki Sabri gibi kardeşlerimizin Anadolu Ajansı'na daha güzel yerlere gelmeleri, bölge müdürlükleri, Ankara'daki ekiplerde biz hemşehrilerimizi güzel noktalarda görmekten hoşlanıyoruz Sabri. Kesinlikle öyle. Ben öncelikle televizyonunuza hoş geldiniz diyorum. Marmaris gerçekten de ordunun bir ilçesi gibi yani. Mesela Ordu, Ünye ile Fatsa arasına koysanız hiç sırıtmaz. Öyle nitelendireyim. Ben Korganlıyım. 20 yıldır Marmaris'te gazetecilik yapıyorum bilfil. Marmaris'in şöyle bir özelliği daha var Akın abi. Ordu'ya en uzak noktalardan bir tanesiyiz. Evet. Belki biri de Hakkari olabilir. İzmir bile daha yakın. Burada gerçekten de çok güzel hemşerilerimiz var. Ve çok güzel de bir program oldu. Epeydir sizi de görmemiştik. Biz evet. De sizi özlemiştik. Evet, üçü olmuştu. Evet, güzel oldu. Ben en sırasında canlı yayın olabiliyor. o da geçen de hemşerimizdir büyük ihtimal. Bir de Marmaris'in çok güzel turistik bir şehir. Ordu'da turizmde çok mesafe almaya başladı. Özellikle Boztepe'ye ben de çıktığımda görmüştüm. Arap turistleri çok vardı. Dolayısıyla da bu anlamda da Marmaris Ordu kardeşliği güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bizde de
hemşerilerimizle bir araya gelmekten, bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Özellikle de medya sektöründe, ulusal kanallarda, ordu televizyonlarının çok olması, sizin başlangıcı sizdiniz bunun. Yani bir öncülük ettiniz, bir yol açtınız. Dolayısıyla arkanızdan çok televizyonlar da geldi. Bu da tabii bizi de aynı zamanda gururlandırıyor, mutlu ediyor. Evet. Sabri kardeşim, sen iyi ki varsın burada. Biz her Marmaris'e geldiğimiz ya da Marmaris'le ilgili bir şey olduğunda artık oradaki meslektaşlarımıza da söyledik. Evet. Sabri'yi arayabilirdik. Sabri de kartlarını onlara dağıttı. Burada Sabriler, Salihler, Aliler olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Gelmez, kesinlikle evet. Gelmez. Ben Salih abiden konu açtınız, onun üzerinden gideyim biraz. Salih abi, yenge de gelsin. Salih abinin bu normal kıyafetleri değil aslında. Evet. Bugün, yok, dün akşam gördük. Salih abi normal giyinmiş. Değil yani. Yenge bunu nasıl başardı? İlk defa böyle bugün normal giyinmiş. Ya, pardon, bugün normal giyinmemiş. Giyinmemiş, normal değil bugün. Evet, evet. Yani emekli gibi giyinmiyor Salih abi. Böyle bir tarzı var. Aynen, kesinlikle. Evet. Ama ne giyse de yakışıyor ona. Çok teşekkür ederim. Çok harika bir insandır. Evet. Hatta emekli olmak isteyenlere Salih abi gösterdiğimizde yani onlar vazgeçiyorlar emekli olmaktan. Çünkü hiç emekli gibi yaşamıyor. Çok evet. Mükemmel, harika bir insan. Evet, Sabri, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Röportajın bu kısmını yenge hanım, Salih abinin eşi olmak nasıl? Sıkıntılı mı? Yok, çok memnunum. Evet, evet, evet. Yaşlanmazsınız. Ondan gurur duyuyorum. Siz gerçekten. 30, Salih abi 35. Hayır. Olabilir. Yani ben gurur duyuyorum eşimden. Çocuk var mı Salih abi? Evet, 3 tane çocuğumuz var. 2 oğlumuz, 1 kızımız. Torunları var. Da söyle. 5 tane de torunumuz var. Evet, 10. En büyükleri 14 yaşında. Torunların. Evet. Evet. Ben yaşları sormaya korkuyorum. Salih abi dün akşam ekrana getirdik ama. Evet, Salih abi. Ben 21 yaş. Herhalde. Evet, ordu. Ordusunuz. Evet, ordu. Evet. Ben 21 yaşındayım. Evet. 21. 21 yaşındayım Akın Bey. Yenge, İşte benden 1-2 yaş büyük ama idarelik aldı bunu. Ay tabii tabii. Allah mutluluğunuzu bozmasın. Evet, aynen, çok teşekkür ederim. Buradan mutlaka oradan izleyenler olabilir. Evet, 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 var var. Evet, bekliyorlar. Var. İşte annemler, ablam, hepsi, evet, hepsi seyrediyorlar şu anda. Çok selamlar söylüyorum onlara. Ayşe Yazgan. Evet. Salih Yazgan. Ben akşam Akın Bey size söylemiştim ya, bütün ordulu hemşerilerim gelirse aynı sözümde yine duruyorum. Bütün hemşerilerimin buraya gelmesini ve burada biz onların her şeyine yardımcı olacağız. Güzel bir tatil yapsınlar. Mutlaka Marmaris'e gelsinler ama. Evet, ben de Ayşe ve Salih Yazgan çiftine bir 60 yıl daha diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin diyor. Çok çok teşekkür ederim. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Evet, ben aslında şimdi şeyden, Sabri'den şey bekliyorum. İçeriden böyle renkli birkaç tane simaya tuttuğunu getir bana. Biz Ali Kemal Mert'i bekledik, Görköy Belediye Başkanımızı, ama şu anda konuşuyor, konuşması devam ediyor. Evet, şu anda saatlerimiz 11.10'u gösteriyor, 11.07'yi gösteriyor. Ve tabii bu arada memleketten de telefonlar gelmeye başladı. Tamam, tamam, teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika daha yayında kalalım. Rejide sevgili Volkan Türkmen, kamerada sevgili Özgür kardeşim ve Muzaffer Kuvan, ana kumanda rejide sevgili Sefat Yılmaz'la birlikte ben Akın Çiçek. Yaklaşık 2 gündür Marmaris'ten. Evet, bu güzel yakışıklıyı da alalım. Hemen babasıyla birlikte gelsin. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Fethi Çiçek, Ordu Kabadüz. Fethi Çiçek, memnun oldum. Ben de Akın Çiçek. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz diyorum önce Marmaris'e. Güzel, tatlı. Bu yakışıklı ismi ne? Yakışıklı ismi Kazım Yağız Çiçek. Yağız. Evet. İnanmıyorum. Benim oğlumun adı da Yağız. Evet, tabii 15 yaşında, 16 yaşında. Evet, hemen öpüyoruz Yağız'ı. Burada ne iş yapıyorsunuz? Ben kendim yat kaptanıyım. Evet, yaklaşık. Yazın geldiğimizde bulacağız sizi. Mutlaka gelin, her zaman bekleriz. Yani hem soyadı Çiçek, oğlunun adı Yağız. Bu kadar ortak benzerlik olur mu? Soyadımız Çiçek, benim de oğlumun adı Yağız. Ben sizi mutlaka dernek aracılığıyla bulurum. Tamam. Yağız'ı da öpüyorum. Ben de kendi Yağız'ımı özledim. Ona da buradan Yağız aracılığıyla. Yağız, el salla hadi. El salla kameraya. Dedeye el salla. Hadi dedeye el salla. Bay bay, bay bay. Evet, kameraya doğru Yağız zoom yapabilir. Hemen sevgili abimizi konuk alalım. Çok teşekkür, evet, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum.
Evet, kendisi burada ticaretle uğraşıyor. Kendisi Ordu Gölköylü. Ordu Gölköylüyüm. İsim? Necip Saykoğlu. Aynı zamanda AK Parti Marmaris İlçe Yönetim'de görev yapıyorum. Evet. Öncelikle sizlerin aracılığıyla buraya gelen belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve sizlere, bütün misafirlerimize böyle bir duyarlılığından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kanal 52 olaraktan Ordu TV'mize ve sizlere, bütün çalışanlarınıza, bizleri bir dayalınız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum Hakan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Siz de yoruldunuz. Gelenler, gidenler, konuklar. Misafirlerimizi ağırlamak da bizim görevimizdir. Aynı zamanda bizim misafirperliğimiz, biliyorsunuz, her zaman Marmaris'te bir ordululara, bir ordulu gibi yaşatmak için, elimizden gelen her şeyi yapmak için sizlerle beraberiz. Çok teşekkür ediyorum abi. Sevgiler, saygılar. Hemen gel dayı. Deminden beri gel. Gel, kameranın önünden çok geçtin. Seni de alacağım yayına. Gel. Evet, merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Kenan Çağlayan. Abi, güreş yaptın mı? Güreş yapmadım ama sülale güreşçi. Sülale güreşçi. Var bir ama bir güreşçi havası meşhur var abi. Meşhur güreşçi İsmail Çağlayanlar, onun yeğeniyim. İsmail abi, gençlik spor müdürü. Evet, İsmail abiye de buradan sevgilerimizi gönderelim. Selam gönderiyoruz. Tam adamına selam vermişiz. 3 sene önce Mado Kafe'de otururken geldi, bana selam verdi. Benim yeğenim. Öyle mi? Evet. Onu da alalım buraya, o da gelsin. Eşim ve çocuğumla birlikte Marmaris'teydik. Basketbol takımı için gelmiştik. Bu kardeşimiz bize yaklaştı ve merhaba Akın abi, hoş geldin dedi ve ben seni birkaç kere böyle söyledim arkadaşlar ama seni burada görmekten çok büyük keyif aldım. Sen de hoş geldin kardeşim, seni tanıyalım. Ben Okan, Okan Duran, ben Gölköylüyüm. Yaklaşık 14 yıldır Marmaris'teyiz. Daha önceden kışları gelip yazları okullar kapanınca gidiyorduk. Evet. Şimdi sürekli Marmaris'teyiz. Bizi izliyor musun Okan? Aynen. Mustafa abi, Mustafa Kemal Poyraz abi, ondan sonra... Spor programı, evet. Ümit abi. Ümit abi. Onları çok rahatsız ediyoruz zaten. Genelde mesajlarımla... Sen hasta ordu sporlusun. Evet, biliyorum. Hasta ordu sporluyum. Olmak ordu sporlu diye sorma bana. Yok, size sormuyorum zaten. Siz daha önce yöneticiydiniz zaten. Başkana sordum. Başkana sordum ama gerekli cevap alamadım. Ya daha doğrusu ben kendim ifade edemedim. Evet. Başkan da artık olmuş olabilir. Evet, İnşallah evet. Ordu sporu düzelecek. İnşallah. Seni burada görmekten çok keyif aldım. Ben kendine de sizi görmekten keyif aldım. Yani. Mustafa abilere selamlar. Tamam, söylesin, onlar da izliyorlar. Bu arada TV52'nin fındıkla ilgili yaptığı çalışmaları destekliyorum. Çok güzel. Bu kararlılığınız inşallah devamlı sürer. Zaten Twitter'dan mesajlarımla destek veriyorum. Sizin dik duruşunuzu da tebrik ediyorum TV52'nin. Hayati özellikle İsa Akçay'ın, televizyonunuzun yönetim kurulu başkanının. Evet. Sosyal medyadan hepinizi genellikle takip ediyorum, basın mensuplarını falan. Ben de oradaki konulara çok hakimim. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Orada gelirsen mutlaka seni misafir etmek isteriz. Sağ olun. Sevgiler. Evet abi. Evet abi. Burada ne yapıyorsun? Anlat bize. Ben burada inşaat sektöründe çalışıyorum. Evet. 10 senedir burada ikamet ediyorum. Evet. Başkanım geldi bu arada. Evet. Başkanım hemen alalım. Tamam. Sizle de devam edelim. Tamam. Devam edelim. Evet. Gölköy Belediye Başkanımız sevgili Ali Kemal Mert. Başkanım nasılsınız? Oradan konuştunuz, şimdi buradasınız. Evet. Kanal 2'ye ben teşekkür ediyorum. Yani ülkemizin en ucunda bizleri, hemşehrilerimiz, ordu hemşehrilerimize buluşturduğu için. Gördüğünüz gibi bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Ordu'da hemşehrilerimizin bir kahvaltı programında buradayız. Ben bu organizasyonun yapılmasında öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ordu'da Dernek Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sıla-i Rahim yaptık. Yani aslında Sıla-i Rahim vatan topraklarına dönüldüğünde yapılırdı ama biz en azından bir ekip olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gölköy Belediye Başkanı ve çalışanlarımız olarak burada ilimizin şükrani niyetini, duygu ve düşüncelerini, büyüklerimizin selamlarını burada yaşayan hemşehrilerimize getirdik. Marmaris her haliyle çok güzel. Bizim hemşehrilerimizle beraber bu güzelliğe kat kat biraz daha katma değer katıyor. Ben tekrar ilgilenden dolayı bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir pazar sabahı yaşattılar bize. Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'daki programından dolayı İstanbul'a geri döndüler. Ben akşama kadar buradayım. Derneğimizde oturacağız. Hemşehrilerimize ispat edeceğiz. Ben tekrar bu organizasyondan dolayı da dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Başarılı bir dernek başkanımız var. Evet. Sağ olsun. Başkanım, sizinle
İlk yayını yapmıştık, hatırlıyor musunuz? İlk aday adayı. Evet, yani. Evet. Siz de ama şu son yayını yapamadık. O yüzden gönül koyuyoruz size TV'lik ailesi olarak. Ordu'ya döndüğünüzde hemen programınızdan bakıyorsunuz. Size Ordu Meydanı'nda hemen şu, çıkıyoruz inşallah. İki döneminizi değerlendirelim, sohbet edelim. Olur. Sizinle ilgili birkaç anekdotum var. Eyvallah. Paylaşmak istiyorum. Sevdiğiniz bir belediye başkanımızsınız. Örnek belediye başkanlarından teşekkür bir ediyorum. Tanesiniz. Siz de farkındalığınızı gösterip buradasınız. Eyvallah. Ben buradaki Marmarislere de sahip çıkmanızı, Marmaris'teki ordulara ve bu derneğe de sahip çıkmanızı istiyorum ki eyvallah. Yapıyormuşsunuz zaten. Eyvallah. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Başkanım, kapatıyoruz. Son kapanışını sen yapacaksın. Ali Kemal başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün Marmaris olağanüstü bir durum yaşıyor. Çünkü ordular buraya ayaklarının tozuyla, bereketiyle geldiler. Geldi. Dışarıda yağmur yağıyor. Olağan dışı bir şey. Genelde bu mevsimde yağmur yağmazdı. Ordu bereketi diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizlere. Başkanım, saygılar. Görüşmek üzere. Evet. Evet. Hemen Seyfi Bey'i. Şimdi Oktay Başkanım. Evet. Oktay Bey'i de alalım buraya. Büyükşehir Belediyesi ekibini alalım. Bu arada tabii telefonlar geliyor. Hanım arıyor. Canlı yayındayım hanım demek zorundayım. Bir not var. Huriye, Murat kardeşimin eşi Huriye, Aydın'daki Aygün ailesine selam iletiyor. Kendisi Gölköy'de hemşire. Aydın'daki Aygün ailesine gelsin de alalım. Evet, Büyükşehir Belediyesi burada güzel bir organizasyon yaptı. Hanginizden başlayalım? Oktay abi. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Her program öncesi stresli, her program sonrası oh bunu da başarılı bitirdik ifadenizle görüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Hamdolsun hemşerilerimizle güzel bir buluşma oldu. Güzel bir birliktelik oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'ın sayelerinde. Biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet. Bu da televizyonculuk tarihinde ilk kez telefon açmak zorunda kaldım. Evet. Cenazemiz var o yüzden. Oktay Bey, buradan siz tekrar gerisin geri dönüyorsunuz. Evet, döneceğiz. Evet. Peki bir sonraki etkinliklerde? Kısmet bakalım. Sürpriz. Evet, sürpriz. Hemen bu programların en renkli simasına geleceğim. Tabii Servet kardeşimin de bir görüntü yönetmeni ve televizyoncu olduğunu bugün öğrendim. Seyfettin. Yok Servet. Servet telefon açtı evet. Seyfettin kardeşime. Seyfettin kardeşim de onunla birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Yani bizim canlı yayın ekibimizin bir parçası gibi. Görüntü yönetmeni, resim seçici, sunucu. Estağfurullah. Ekibimizin bir parçası. Abi neler söyleyeceksin? Evet, güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz Gençlik Hizmetleri ve Mutluluklar Daire Başkanlığı olarak tören organizasyon şubesi olarak bugün daire başkanımız da buradayız. Bir organizasyon için öncesinde geldik. Orduları, hemşerilerimizi tek tek aradık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılacağı istişare programına davet ettik. Bu güzel mekanda, güzel beldede kendilerini uğurladık. Başkanımız kendilerine hitap ettiler. Kendileri de duygularını ifade ettiler. Sizin televizyon aracılığınızla da. Giderken bir fırça dedim başkanım. Canlı yayında söyleyeyim. Evet, televizyonunuz aracılığıyla da hemşerilerimize de duyurmuş olduk. Katılımlarından dolayı ben başta hemşerilerime, onların sesini duyuran siz TV52 canlı yayın ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ben kusura bakmayın, sizin yanınızda şöyle diyeceğim. Ya sevgili başkanım, 1250 kilometre gelmişiz. Burada son giderken bir dakika bir şey söyleyeceğim, uçağa yetişeceğim. Allah'tan sağ olsun yine bizi kırmadı. Burada son bir kapanış konuşması yaptı ama... Biz de kusura bakmayın, biz de bazen böyle hani şeyden en son finali sevgili başkanımıza taçlandırmak adına yapacağız. Ben bugünkü şeyimi aldım diyorum. Ne denir ona? Hak alacağımı aldım. Ben herkese de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bir başka organizasyon yaz ayı dolayısıyla belki biraz böyle kapalı alan programlarına biraz ara vereceğiz ama sonbahara doğru İstanbul'da belki başkanım bunu duyurur ama İstanbul'da güzel bir organizasyonumuz var. Bunun açıklamasını da başkanımız yapacak. Şu 10.000 kişilik yemek mi? Yok, ben de. Evet sevgili izleyiciler, Marmaris'teki yayınımız burada sona eriyor. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden sevgili arkadaşlarıma, Türkiye'nin en uç noktasındayız şu anda. Hani biraz ileride Datça var biliyorsunuz. Bir uçtan diğer uca burada geldik, yayınımızı yaptık. Siz görevinizi yaptınız. İşimiz gücümüz orada. Evet, yayınımız burada sona eriyor. Biz Marmaris Ordular Derneği'ne, dernek başkanımız sevgili Nurda Zayımoğlu'na ve bütün yönetimdeki arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Başkanımla da zaten kapanışı yaptık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Marmaris'teki yayından görüşmek üzere diyoruz. Esen kalın.